Kutlu doğum diye bir şeyin sünnette, sahih sünnette asıl esası yoktur. Bu sonradan ihdas edilmiş bidatlardan, sapıklıklardan bir tanesidir. Ne sahabe, ne tabi'in, ne etba'at tabi'in. Geçen binlerce sene onlardan sonra onların yoluna güzellikle tabi olan hiçbir salih geçmişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihini kutlamamıştır. Bu Allah'ın emrettiğini değil de emrolunmadıklarını yapan şerli kavmin işlerindendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanların en hayırlıları benim aslında yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Onlardan sonra öyle bir şerli kavim gelecek ki, onlar emrolunmadıklarını yapacaklar ve amel etmediklerini konuşacaklar. İşte bugün o gündür. Allah bu kavme Mevlid Kandili diye bir kandil emretmemiştir. Kutlu doğum diye bir şey emretmemiştir. Berat, Miraç diye böyle kandiller Allah emretmemiştir. İnsanlar kendi kafalarından kendilerine emirler çıkarmışlardır. Daha sonra da bunu din zannetmişlerdir. Oysa ki Allah onlara tevhidi emretmişti. Allah onlara dini öğrenmeyi emretmişti. Allah'ın birçok onlara emrettiği şeyi terk edip onlar Allah'ın emretmediği şeylerle iştigal ettiler. Bu zaten Diyanet İşleri Ansiklopedisi'nde de yazıyor bu şekilde. Yani bunu sadece biz konuşmuyoruz. Diyanet İşleri fetvanın ya onlar hüccet olduğundan değil de bunlar hadi bizi takmıyorlar diyorlar siz sapıksınız. Kim şey koca Diyanet İşleri var itimat ettikleri. Alo fetva hattını arasınlar sorsunlar sahabe Mevlid Kandili kutlamış mı kutlu doğum? Verecekleri cevap hayır olacak.